Bismillahirrahmanirrahim. Ee, hayırlı akşamlar efendim. Hepinizi gönül dolusu muhabbet ve saygılarımla selamlıyorum. Ee, bir hafta daha vakit ayırıp bizimle buluştuğunuz için size minnet ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Hermonetik e, yorumun ve yaklaşımın Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında anlaşılmasında ne, e, ne gibi, nasıl bir rolünün olduğu konusunun örnekleri üzerinde duruyorduk. Malumunuz düzenli dinleyenler için söylüyorum. E, bugün e, üçüncü e, örnekler bölümünün üçüncü örneğindeyiz. E, son derece önemli e, gündemde olan hem de uzun yıllardır ülkemizin gündeminde olan ve e, anlamları itibariyle sürekli problemlerin tartışmaların çıktığı bir surede yer alan birkaç tane ayet-i kerime üzerinde duracağım. Acaba bu ayetleri ne kadar sağlıklı anlıyoruz? Bu ayetlerin verdiği mesajları ne kadar doğru değerlendiriyoruz? Yapılan tercümeler ne kadar ikna edici ve Allahu Teala'nın kelamını ne kadar doğru yansıtıyor? Bunları da bu sohbetimizde zaman el verdiği ölçüde el almaya çalışacağım konunun özellikle kadınlarımızı ilgilendiriyor olması kültürel anlamda da bu konuyu önemli kılıyor. Bu itibarla konu bir anlamda kadınları ilgilendirmesi hasebiyle çok genel bir konu hemen herkesin dinlemesi ya da ilgi göstermesi gereken bir konu ama diğer taraftan bu konu Kur'an ayetlerinin anlaşılması ve yorumlanmasına yönelik olduğundan teknik bir konu, uzmanlık gerektiren bir konu ve özellikle de belli bir düzeyde Arap dili ve edebiyatına vakıf olmayı gerektiren bir husus. Tabii ki izleyicilerimizin hemen hepsinin ilahiyat alanında e, ihtisaslaşmış ya da ilahiyat tahsili görmüş kimseler olduğunu düşünmüyorum. Bu itibarla da sohbetimi yaparken e, muhataplarımın bu heterojen e, yapısını dikkate alacağım ve böylece e, kullanacağım dil daha ağırlıklı olarak genelin anlayabileceği bir dil olmasına dikkat edeceğim. İlahiyat dilini özellikle de Arap dili ve edebiyatının etimolojik terminolojisini çok fazla kullanmamaya özen göstereceğim. Umarım meramımın anlaşılması için zaman yeterli olur. Çünkü çok polemik de bir konuyu ele almayı düşünüyorum. Ama şayet anlatacaklarım dinleyicilerimizi yeterince ikna etmezse bu konuda birkaç yıl önce yazdığım ve yayınlanmış olan bu, tamamen bu konuya ait bir makalemi inşallah sohbetten sonra Ahmet Bey'e göndereceğim. Sitede yayınlayacak. Oradan da ayrıca makale olarak okuyabilirsiniz. Şimdi sözü fazla uzatmadan e, konuya geçecek olursak bugünkü konumuz Nisa suresi Kur'an-ı Kerim'deki dördüncü e, sırada yer alan suremizin 34. ve 128. ayetlerini e, konu alacağız ve bu ayetlerin birbirleriyle olan irtibatı üzerinde duracağız ve birlikte onların bize ne mesaj verdiği hususunu incelemeye çalışacağız. Öncelikle hemen Kur'an-ı Kerim'i elime alarak ve bu yapılan tercümeler konusunda özellikle e, bir kıyaslamayı göstermesi bakımından sürekli Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlamış olduğu mali esas alıyorum ve bu malin e, Türkçesinden ve benim vereceğim anlamlarla ilişkisini kurarak e, konunun e, meal bağlamında, Kur'an'ın tercümeleri bağlamında nerede durduğunu izleyenlerimizin ve dinleyenlerimizin daha iyi anlamasını hedefliyorum. Öncelikle e, suremizin, Nisa suremizin e, başına en başına geldiğimizde e, burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. O da Değerli izleyenler, hermeneutik Kur'an yorumunun temel bir ilkesi olarak Surenin daha birinci ayetinde çok temel bir ilkenin daha önceki konuşmalarımızda üzerinde durduğum bir hususu hatırlatmak istiyorum. Hermeneutik temel ilke. Bu hermeneutik temel ilke. Kur'an'ın muhkemleriydi ve bu temel ilkelere aykırı olarak, bu temel ilkelerle çelişik olarak Kur'an'ın başka herhangi bir ayetinin anlaşılmasının doğru olmadığını daha önceki sohbetlerimizde ve derslerimizde konuşmuştuk. Şimdi bu okuyacağım ayet kerime tahtada yazılı olanlar değil, Nisa suresinin birinci ayeti. Bu birinci ayette Allahu Teala her şeyden önce ontolojik olarak kadın ve erkeğin mahiyetine ilişkin çok temel hermönetik bir ilkeyi bize veriyor zaten. Bu temel ilkede buyuruyor ki ya eyyühen nas bakın ey insanlar. Şimdi insanlar dediği doğal olarak doğal olarak hemen şöyle söyleyelim. İnsanlar diye Cenab-ı Hakk'ın hitap ettiği bu tabirin altında A kadınlar B erkekler birlikte yer alıyor. Dolayısıyla kadınlar ve erkeklere birlikte hitap eden ey ifadesinden sonra Cenab-ı Hak ey insanlar ittequ rabbekum Rabbinize karşı sizi yaratana karşı duruşunuza dikkat edin, tavrınıza dikkat edin. Onunla olan ilişkinize dikkat edin. O sizi yaratan Rabbiniz "Halakakum min nefsin vahide." Sizi bir nefisten, bir candan kadın ve erkek hepimize hitap ediyor. Bir nefsten. Nefs buradaki anlamıyla bir öz, bir tözdür. Felsefi olarak da söyleyecek olursak ortak bir tözden, ortak bir özden diyor sizi yarattım ortak bir töz, ortak bir özden yaratılan kadın ve erkeğin bu surenin daha başında ki surenin adı da kadınlar suresidir. Bu surenin başında Allahu Teala ontolojik olarak insan varlığını ontolojik olarak insan varlığını neden kalem bugün şey yapıyor? Ontolojik olarak insan varlığını bir öz ve bir töze bağlıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bu çok temel ilkesinden hareket ederek şunu en başından belirlememiz gerekiyor. Allahu Teala'nın yaratılışında kadının erkeğe, erkeğin kadına ontolojik olarak zerre kadar bir üstünlüğü ya da eksikliğinden söz edemeyiz. İkisi de aynı tözden, aynı özden yaratılmışlardır. Sadece Sadece devamını okuyalım. halaka min hazevcaha. Bu özün, bu tözün kendisinden Allahu Teala. Bir de her birerine, kadına erkek erkeğe de kadın eş. Buradaki eş karşılıklı eş olmaktır. Sadece erkeğe eş değil, erkeğin kadına, kadına da kadının da erkeğe eş oluşundan söz ediyor. Birbirinize eş olacağınız, birbirinize denk olacağınız. Adeta bir ifadeyle Kur'an daha surenin başındaki birinci ayette bize çok temel bir hermönotik ilke sunmaktadır. Bu ilkeye göre kadın ve erkeğin ontolojik olarak Allah katında aynı eşdeğer bir şekilde yaratılmış olduğunu söylememiz gerekiyor ve bunun aksine herhangi bir yorum ya da iddia temel olarak bu ayet-i kerimenin ilkesiyle çelişir. Ancak Allah-u Teala'nın yaratmasında karşılıklı olarak ontolojik bir dengede, ontolojik bir eşitlikte var edilen kadın ve erkeğin daha sonra insanlık tarihinde kültürel olarak erkeğin kadını, kadının da erkeği konumlandırmasına bağlı olarak sosyal bir gerçeklik olarak onların birbirleriyle ilişkilerinde ortaya çıkan kimi düzensizlikler, kimi adaletsizlikler, kimi farklılıklar ve problemler bu tamamen insana aittir. İnsanlara bağlı ortaya çıkan problemlerdir. Bunun yaratılışla Allahu Teala'nın var etmesiyle doğrudan hiçbir ilişkisi yoktur. Şimdi bu mevzuyu çok daha iyi anlamamız bakımından tahtanın aşağısına şimdilik müsaadenizle geçici olarak iniyorum ve burada bir hususa dikkatinizi çekmek isteyeceğim. Kadın ve erkek Allah-u Teala'nın yaratılması yaratmasında eşit olarak yaratılmıştır. Zira hem kadın hem erkek ikisi birlikte bu dünyaya sınanmak için gelmiştir. Bu dünyada sınav oluyor. Sadece erkek sınav olmuyor. Kadın da sınav oluyor. Dolayısıyla kadın erkeğin, erkek de kadının sınav arkadaşıdır. Sınav birlikteliğimiz var. Sınav birlikteliği içinde bu dünyada var oluyoruz. Bu itibarla bu sınavın sonucunda cenneti ya da cehennemi hak etmek, ebedi kurtuluş ya da ebedi cezaya mahkum olmak hem kadın için söz konusu hem erkek için söz konusu. Madem ki hem kadın hem erkek cennet ve cehennem gibi iki ebedi sonuca muhataptırlar ve burada bunun için bulmak bulunmaktadırlar. O halde sonuç sonuç eşit olduğunda sonuca götüren nedenlerin eşit olması mantık olarak zorunludur. Yani biraz daha açarak söyleyeyim. Kadın da erkek de aynı cenneti kazanmak, aynı cehennemi ya da hak etmek üzere bu dünyada bulunuyorlarsa kadının erkeğe erkeğin de kadına göre cenneti ya da cehennemi kazanmada avantajları ya da dezavantajları söz konusu olamaz. Hem kadının hem erkeğin de karşılıklı olarak eşdeğer olmaları lazım. Karşılıklı eşit olmaları lazım ki sonuç itibariyle cenneti ve cehennemi kazanma konusunda bir adalet söz konusu olsun. Bu itibarla ilahi adalet ilahi adalet ve sureyi Nisan'ın birinci ayeti az önce sözünü ettiğim ilk ayet bize kadın erkek arasındaki kadın erkek arasındaki kültürel eşitsizliğin kültürel eşitsizliğin tamamen insani olduğunun altını çizer. Kültürel eşitsizlik insani bir faktördür. İnsanların ürettiği, kültürlerin ürettiği bir faktördür. Bunun Allahu Teala ile hiçbir alakası yoktur. Çünkü yaratılışın sahibi, yaratan diyor ki sizi aynı tözden yarattım. Aynı töze aitsiniz. Birbirinize sizi eş kıldım ve sizden sizin çocuklarınızın, sizin gibi türünüzün devamını sağladım. Ve bu dünyada sizi imtihan etmek için yarattım ve hanginizin güzel amel yapacağına bakacağım. Dolayısıyla Erkek ve kadın bu dünyada aynı görevle görevli, aynı sorumluluğu üstlenmiş olduklarından dolayı bunların farklı olmaları söz konusu olamaz. Öyleyse temel hermonetik bir ilke olarak şunu da yazmama müsaade edin. Bu temel ilke. Çünkü bunların da üzerinden biraz bugünkü işleyeceğim konuyu ele almaya çalışacağım. Bu temel ilkemiz, değerli izleyenler, kadın ve erkek ontolojik olarak eşittir eşittir dünyada dünyada bulunuş amacı itibariyle eşittir ahiretteki sonuçlar itibariyle de eşittir. Bunun dışındaki söylenecek her şey kültürel ve sosyolojiktir. Bunların bir dine bağlanması ve dinin yorumlanmasıyla ilişkilendirilmesi kabul edilemezdir. Şimdi bu kısa girişten sonra umarım sizi böyle bir mukaddime yapmam, giriş yapmam yormamıştır. Sorunlu olan e, yorumlarında ve çevirilerinde çok ciddi sorunlar görmüş olduğumuz ayeti kerimenin açıklanmasına geçebiliriz. Aynı surenin içerisinde birisi 34. ayet olarak, diğeri de diğeri de 128. ayet olarak bulunan bu iki ayeti kerimenin değerli izleyenler bu iki ayet-i kerimenin birlikte nazil olduğunu söylüyorum ben ve dolayısıyla da bu iki ayeti birlikte nazil olmuş olarak birazdan tercüme etmeye ve size anlatmaya çalışacağım. Verilecek mahalleri okuduğumuzda da göreceğiz ki verilen mahaller itibariyle ayetler doğru ve sağlıklı anlaşılmamış ve bu doğru ve sağlıklı anlaşılmamanın arka planında Az önce ifade etmeye çalıştım. Kültürel arka plan baskın gelmiş. Kültürel birikimlerimiz, kültürel bakışımız, kültürel perspektifimiz ayetlerin yorumlanmasına bir ön bellek, bir ön hafıza olarak katkıda bulunduğu için ayetler maalesef Allahu Teala'nın söylemiş olduğu, vermek istediği mesajın aksine gelecek adeta tarzda anlam verilerek ve yorumlanarak çevrilmiştir. Meşhur olarak gündemde yıllardır televizyon programlarında, sosyal medyalarda e, tartışıldığına şahit olduğunuz kadınların dövülmesine ilişkin Nisa 34. ayet benim üzerinde duracağım birinci ayet aynı konuyla ilgili olarak 128. ayette ikinci olarak üzerinde duracağım ayet. Benim kullanmış olduğum bu tahtaya, ders tahtamızı ayetleri Kes yapıştır yapamıyoruz, görmüyor karakterleri. Ben kendi elimle yazmaya çalıştım, kalem de ancak bu kadar yazabiliyor. Umarım okunuyordur. Ben her birerlerini zaten tek tek altını çizerek ve okuyarak size birazdan izah etmeye çalışacağım. Vereceğim anlamların daha iyi görülmesi bakımından, aradaki farkın müşahadesine katkı sağlaması itibariyle müsaadenizle Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlayıp yayınlamış olduğu elimdeki Kur'an malinden, şu Kur'an malinden size Nisa 34. ayete verilen anlamı okuyorum. Anlam aynen şöyle. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Nokta cümle bitmiş. Bura önemli çünkü birazdan konuşacağız. Burada cümle bitmiyor. Ve buradan hareketle de sürekli gelenekte erkeklerin hep kadınların koruyucusu, kollayıcısı, reisi vesairesi şeklindeki o kültürel algı da biraz buradaki e, efendim ifadeden kaynaklanıyor. Şu sözcükle ilgili birazdan üzerinde duracağım. Bu sözlüğün anlamından hareket ederek e, bu anlam verilmektedir. Kavvam sözcüğünden. Devam ediyorum. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdır. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bu cümle tamamen hatalı bir çeviridir. Birazdan göreceğiz. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta, parantez içinde ailenin geçimini sağlamaktadırlar. Nokta. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar burada gaybı açıklamamış dipnotta açıklıyor ee, dipnottaki açıklamasını müsaadenizle kısaca okuyacağım burada gayb eşinden uzakta bulunan erkeğin namusu malı ve her türlü hakkı anlamındadır yani eşinden uzakta bulunan e, erkeğin namusu yani kadın erkeğinin namusunu malını vesairesini korumak anlamındadır diye anlam vermiş hiçbir alakasının olmadığını verilen bu anlamın ayetle hiçbir alakasının olmadığını birazdan göstermeye çalışacağım. Efendim evlilik hükümlerini reddederek kadın için söylüyor. Evlilik hükümlerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar da fayda vermez de mecbur kalırsanız bu parantez içinde. Bunlar da fayda vermez mecbur kalırsanız ifadesi parantez içinde. Onları yine parantez içinde hafifçe dövün. Evet. Onları hafifçe dövün. Bu hafifçeyi de nereden çıkarıyorsa birazdan konuşacağız. eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür diye bir anlam verilmiş. Şimdi değerli izleyenler ben birazdan bu aynı malden 128. ayetin malinde yeniden okuyarak sizinle paylaşacağım ve bu verilen anlamların Yüce Mevla'nın bize gönderdi. Birazdan okuyacağımız şu muhteşem belagatının ifade ve üslubundaki açıklığın muhteşemliği karşısında şapkalarımızı çıkaracağımız hayran olacağımız ifadelerin nasıl bu kadar perişan bir şekilde tercüme edildiğine şaşmamak ve hayret etmemek elde değildir. Peki o zaman biz başlayalım. Tercümesini okuduğumuz Efendim tercümesini okuduğumuz bu ayet-i kerimenin anlamı üzerinde duralım. Öncelikle hermeneutin bir metnin anlamının tarihselliğine vurgu yaptığını o metnin tarihsel ortamına dikkat etmemizin zorunluluğunu daha önce defaatle tekrar ettiğimi hatırlıyorum. Umarım siz de hatırlarsınız. Peki bu durumda okuduğumuz bu metnin tarihsel arka planına bir bakmamız gerekiyor. Allah Resulü'nün peygamberliğinin son yıllarında son yıllarında böyle bir durumda ayeti kerimenin indirilmesi aslında az sonra içeriği de ele aldığımda göreceksiniz ki Allahu Teala yıkılmak üzere olan bir aileyi kurtarmak için mesaj veriyor. Bu çok önemli. Buraya lütfen e, dikkatinizi istirham ediyorum. Yıkılmak üzere olan bir ailenin nasıl kurtulabileceğine ilişkin bir rehberlik yapıyor Allahu Teala. Ailenin yıkılma nedeni ise bu okuyacağımız dördüncü bu 34. ayette bu ayet-i kerimede kadındır. Sebep kadın olarak gösteriliyor. 128. de de erkektir. Aynı gerekçeyle arka arkaya iki ayet-i kerimenin içerisinde ailenin yıkılmasında etkin faktör 34'te kadın olarak 128'de erkek olarak sunulmuş. Bu faktörlerin kadın faktörü ve erkek faktörünün bir ailenin yıkılmasındaki nedeni ise kadının erkeğe, erkeğin de kadına olan soğukluğu az sonra konuşacağız. Birbirlerinden soğumaları, aralarının açılmaları, sevgi bağlarının kopmaları, kadının dışarıya, erkeğin de dışarıya bakması. Kadının gözünün dışarıda, erkeğin de gözünün dışarıda olması. Yani artık aralarında adeta evlilik bağının gerektirdiği ilişki, alaka, sevgi gibi çok önemli unsurların kalmadığı bir aile ortamından söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir ortamda, böyle bir ortamda Cenab-ı Hak yıkılmak üzere olan bu ailenin kurtuluşunun reçetesini bu ayeti kerimelerde vererek şöyle şöyle yaparsanız bu aileyi yıkılmaktan kurtarabilirsiniz diyor. Demek ki öncelikli olarak bunu belirtmeliyiz ki belirtmeliyiz ki ayetlerin mesajı ayetlerin mesajı aileyi kurtarmaktır, dağıtmak değil. Evet. Aileyi kurtarmak. Yıkılmakta olan aileyi kurtarmak istiyor Cenab-ı Hak. İyice dağıtmak değil. Peki bu dağılmakta olan ailenin kurtuluşuna ilişkin Cenab-ı Hak ne buyuruyor da onların kurtulmasına, ailenin dağılmasına engel oluyor. Şimdi ayetin anlamını vermeye başlıyorum. Önce errical erkekler demektir. Erkeklere bir mesaj veriyor Cenab-ı Hak. Onlara görevlerini hatırlatıyor. Okuyacağız. Ey erkekler diye başlıyor. Ey erkekler. Sonra erkeklere mesaj burada bitiyor. Sonra da ey hanımlar diye Allahu Teala ey hanımlar hanımlara bir mesaj veriyor. Erkeklere verdiği mesaj, kadınlara verdiği mesaj. Bakın bu çok önemli iki cümlemiz var. Bu iki cümle son derece önemli. Bu iki cümlenin şuraya kadar cümleler. Evet. Şuraya kadar iki cümle. Bu iki cümlenin bir aileyi oluşturan erkek ve kadına yönelik iki farklı cümle olarak Allahu Teala'nın mesaj verdiği hususunu göz önüne almadan, bu hermenötik tarihsel arka planı görmeden bu metinlere sadece bir metin olarak çevirisinde bulunmak ve bu metinleri sözcükleri üzerinden anlamlandırmaya kalkmak kesinlikle doğru değildir. Okumuş olduğumuz Mali Kerim'de malde şöyle denmişti. Erkekler kavvamin, kavvamun, koruculardır, kollayıcılardır, gözeticilerdir anlamı vermişler bu kelimeye. Ve dolayısıyla e, bu kelimeden hareketle detaylarını çok konuyu Arapçaya ve dil edebiyata boğmayacağımı söylemiştim. Genel izleyicileri dikkate alarak e, Arap dili ve edebiyatı inceliklerini makalede okuyabilir, okuyabilecekler arzu edenlerimiz. E, koruyucu ve kollayıcılar olarak çevrilen bu kelime ala bir şeyin üzerinde hakim olmak, hakimiyet kurmaktır. Nisa kadınlar. Şuraya nokta koymuşlar. Çeviride böyle nokta koymuşlar. Erkekler kadınlar üzerinde etkindirler. Onları koruyucudurlar, kollayıcıdırlar. Yani erkekler koruyucu konumda, kadınlar da korunanlar konumunda olduğunu haşa Allah söylüyor gibi bir anlam verip nokta koymuşlar. Genel tefsirlere, maallere baktığınızda böyle çevirirler. Ve bu tamamen Arap dili edebiyatına terstir. Arap diline aykırıdır. Hiç kimse bu cümleyi böyle çeviremez. Yani erricalu erkekler kadınlar üzerinde etkindir, koruyucudur, kollayıcıdır. Nokta. Buraya kimse böyle bir cümleye nokta koyarak bunu çeviremez. Sebebi ne? hemen arz ediyorum. Sebebi şuradaki B harfi ceridir. Bu B harfi. Buradaki B harfi ceri buna biz edat diyoruz. Her dilde var bağlaşlardır, edattır. Bunlar mutlaka mutlaka kendisinden önceki ifadeyle kendisinden sonraki ifadeyi birbiriyle bağlar. Yani bu B harfi ceri, bimadaki bu B harfi ceri, edat Arapça'da biz cer diyoruz. Beni hoş görün. Genel izleyenler açısından bu ifadelerin anlaşılmaz olduğunu biliyorum. Edatlar diyorum onun için Türkçe'de cümleleri birbirine bağlayan edatlar. Bu edat zorunlu olarak bundan sonra gelen ifadeyi kendisinden önceki ifadeyle bağlamak zorundadır. Yani buraya nokta koyamayız bir. Nokta koyamadığımızda da erkekler kadınların üzerinde egemendirler diyemeyiz. Çünkü bu edat, bu edat, bir edatı bu kavvama racidir. Kavvamla ilişkilidir ve bununla alakalı olarak anlam vermek zorundayız. Kavvam sözcüğü burada mübalağa sigasıyla e, gelmiş bir sözcüktür. Yani anlamı vurgulu demektir mübalağa sigası. Bir şeyi çok fazla, aşırı bir şekilde yapmak demektir. Ve bu kelimenin kökü kamedir. Yani etimolojik olarak kavvam sözcüğünün kökü kamedir. Bu da her zaman bi ile kullanılır. Kame bi. Kame bi ile kullanılır. Bakın burada da bi geldi zaten. Kame bi bir şeyi hakkıyla yapmak, yerine getirmek demektir. Hakkıyla yapmak, yerine getirmek. Onun için allah Teala diyor ki, bakın allah Teala diyor ki, erkekler kadınlara karşı, yapmaları gereken görevlerini hakkıyla yerine getirirler diyor. Cümle bu bakın. Şimdi verdiğim cümlenin anlamına bakın. Bir de erkekler kadınların koruyucularıdır, kollayıcılarıdır çevirisine bir bakın. Hiçbir alaka var mı? Erkekler kadınlara karşı sorumluluklarını yapmaları gereken kavvam, yapmaları gereken vazifelerini kavvam yani mübalağalı bir şekilde fazlasıyla hakkıyla bir ile birlikte yerine getirirler. Yerine getirirler. Ve burada bu bir edatı söz konusu şu cümlenin doğru anlamını anlamamız için dili bilenler açısından yeterli bir gerekçedir, karinedir. Bu karinenin üzerinden yani bu delaletin, bu delilin üzerinden devam eden yani bu edatın bağladığı devam eden şu cümleye geldiğimizde çeviride demişler ki Allah insanların bir kısmını bir kısmından üstün yaratmıştır. Hayır efendim. Bunları da ileride yine hermenötik örneklerde konuşacağım. Allah kimseyi kimseden üstün falan yaratmamıştır. Bunları konuşacağız. Bu insanların yeryüzüne ontolojik olarak gelmelerine aykırıdır. Allahu Teala'nın sünnetine de, sünnetullah'a da aykırıdır. Bunları İnşallah önümüzdeki haftanın konusu bu orada bunu ele alacağım kimse kimseden üstün falan değildir ve Kur'an'da bunun aksini söyleyecek bana kimse bir ayet gösteremez bunu önümüzdeki hafta bunu konuşacağım inşallah neden bu kadar iddialı konuştuğumu da orada ele alacağım. Şimdi Dolayısıyla bu faddala sözcüğü şu faddala üstünlük anlamı verilen bu sözcük doğrudur kökünde bir üstünlük anlamı var ama faddala değil bu. Faddale üstünlük değil. Faddale bir hususta, bir hususta mesela ba't ba't bunlar bir kısım kimseler, bir kısım kimseler. Diyelim ki bunlar A, bunlar da B grup kimseler olsun. Bunların birbirlerinden üstünlüğünden söz etmiyor. Bunların farklılığından söz ediyor. Farklılıktır. Yani A'nın B'ye, B'nin de A'ya göre farklı donanımlarından farklı imkanlarından söz ediyor. Ayet-i kerime de tam da devamında da göreceğiz zaten. Tam da bu farklılığı ifade ediyor. Yani diyor ki Allahu Teala Allah Allah yeryüzünde insanların insanların farklı imkanlara sahip olmalarını sağladı ki hayat bir imtihan olarak devam etsin. Detaylarını haftaya konuşacağız. Farklılıklarını sağladı. Bu farklılıkların birazdan nereden kaynaklandığını da ayette göreceğiz, okuyacağız zaten. O zaman bu ayetin anlamı yani şu kısmın anlamı şu paranteze alıyorum. Bu kısmın anlamı şu kısmın anlamı Allah insanların bir kısmını diğerlerinden üstün kılmıştır değil. Allah insanların bir kısmını diğerlerine göre farklı imkanlar. Bu faddele, faddele farklılık artı demektir. Yani daha fazla, daha fazla imkan, daha fazla imkanı var. Çünkü bu daha fazla imkan anlamını hocam nereden çıkarıyorsunuz diyenler olabilir. Bunu da devamından çıkarıyorum. O halde Allah insanların bir kısmını hatta insanlar değil, insanlar sözcüğü de yanlış tercümedir. Buradaki hum, onun da hemen e, merciğini göstereyim. Bu tabirlerimiz biraz... Efendim, e, Arapça oluyor ama beni bağışlayın. Zamirlerin ait oldukları mercilerden söz ediyoruz. Buradaki hum şu ricale racidir, yani buraya. Şu hum Allah erkeklerin bir kısmını bir kısmından farklı donanım ya da imkan içinde. Çünkü e, sözünü ettiği erkeklerle ilgili mesaj veriyor. İnsanlar değil, erkekler. İnsanlar dediğimiz zaman içine kadın da girer, erkek de girer. Zaten genelde de gelenekte erkeklerin kadınlardan üstünlüğünü bu ayete bağlamışlar ve dolayısıyla Allah insanların bir kısmını bir kısmından üstün kıldı ne demek? Yani erkekleri kadınlardan üstün kıldı haşa ve kella. Böyle bir anlam vermişler. Allahu Teala'nın böyle bir mesaj vermiş olmasından onu tenzih ederiz. Böyle bir şey yok. <laughs> Affedersiniz. Dolayısıyla Tekrar edecek olursak, Allahu Teala erkeklerin bir kısmını, şuradaki hüm erkeklere racı, erkekler, erkeklerin bir kısmını diğerine göre fazlalıklar, artılar durumunda efendim konumlandırıyor. Nasıl oluyor bu? Ne demek bu konumlandırma? Ee, birazdan devamını okuduğumuzda daha iyi anlayacağız. Bu wow e, değerli diyenler, malumunuz. Bağlaştır Türkçe'de de kullanıyoruz. Sözün devamını getirmek için, söze eklemeler yapmak için, cümleyi devam ettirmek için daha cümlemiz bitmedi, devam ettirmek için gelir ve bunu bağlaç olarak görelim ve yine burada bir bi olduğunu görelim. Bakın buradaki bi gibi, şuradaki gibi bir bi var burada. Yani tekrar yine bir edatla karşı karşıyayız. Şimdi bu edatla karşı karşıya olduğumuzda, bu da yine bakın bu da yine aynı şekilde bu cümleyi yani bir kendisinden öncekine ve kendisinden sonrakine bir bağlama şu kısma bir bağlama görevi yapar. Dolayısıyla buradaki bir harfi cerini yani edatını daha önceki cümleyle daha sonraki kısmı birbirine bağlayan bir işlev üzerinden görmek ve cümleye böyle anlam vermek zorundayız. O halde böyle anlam verelim. Buradaki bir'yi bağlayalım. Şimdi tekrar bu ayete yeniden dönmemiz gerekiyor. Allah Allah erkeklerin bir kısmını diğerlerinden bakın diğerlerinden en min emvalihim varlıklarını varlıklarını hanımlarına hanımlarına harcama konusunda harcama konusunda farklı imkanlara sahip kıldı. Yani erkekler, evli erkekler hepsi aynı eşdeğer mali imkana sahip değiller. Bu mali imkan. Mali imkan. Kimi erkek var zengin hanımına enfeku bol harcar, bol harcar. Kimisi de orta hallidir, orta durumda harcar. Kimisi de fakirdir, az harcar. İşte bu farklılık fazilet değil faddale fazilet değil farklılıktır. Nerede farklılıktır? Mali imkanlarda farklılık. Mali imkanlardaki farklılıklar. Allah erkeklerin bir kısmının diğerlerine göre eşlerine kavvam, görevleri, eşlerine olan görevleri, eşlerine olan görevleri yerine getirmeleri gereken harcamaları, harcamaları yaparken mali imkanlarına göre yaparlar. Mali imkanları ise farklıdır faddale. Farklıdır çünkü çünkü kiminin az kiminin çok imkanı var. Az olan az harcar, çok olan çok harcar. Evet, öyleyse siz de az olan az, çok olan çok. Herkes kendi imkanına göre evli olduğu eşinin insanca yaşayabilmesini, onurluca yaşayabilmesini, eşinin değerli bir parçası olduğunu hissedecek şekilde yaşamasını mümkün kılacak biçimde ona ey erkekler harcama yapınız. Evlilik böyle bir şeydir. Sahip olduğunuz imkanları eşleriniz için kullanınız diyor Allahu Teala. Neden? Çünkü eşlerin birbirlerinden soğumalarının en önemli nedenleri işte bu şekilde özellikle ekonomik bakımdan emvalihim mali imkan Ekonomidir, ekonomik bakımından eşlerin birbirlerini, ihmalleri son derece önem arz eder. Şimdi az önce okuduğumuz maalde verilen anlama dönelim. Erkekler kadınlar üzerinde koruyucu kollayıcıdırlar. Allah insanların bir kısmını bir kısmından üstün yaratmıştır ve bir de erkekler mallarından kadınlara harcarlar. Böyle anlam vermişlerdi. oysa anlama bakın. Şimdi bizim vereceğimiz anlama bakalım. Bu bir cümledir. Şuradan başlıyor, şurada biten bir cümle. Bir cümle. Bunu bir cümle olarak tercüme etmek zorundayız. Onun için Allahu Teala buyuruyor ki erkekler erkekler sahip oldukları mali imkanlara göre eşlerine Mükellef oldukları, sorumlu oldukları, harcamaları gerektiği ölçüde yerine getirirler, yerine getirmelidirler. Ey erkekler göreviniz budur diyor. Bu ayetin anlamı budur. Bunu daha düzgün bir şekilde e, ifade edeceğim birazdan. Ve makalemi okuduğunuzda bu ifadelerin düzgünce yapılmış tercümesinde orada göreceksiniz. Şimdi verdiğim anlamdaki farklılığı umarım görüyorsunuzdur. Burada kadının erkekle ilişkisinde erkeğin kadını kollayıcı, koruyucu, baştı, başkandı vesaireydi şeklinde hiçbir mesajı yoktur ayetin. Ayet tamamen biraz sonra göreceğimiz üzere yıkılmakta olan bir aileyi korumak amacıyla erkeğe bir mesaj veriyor. Kadına da birazdan okuyacağız bir mesaj veriyor. Peki erkeğe erkeğe verdiği mesajın özellikle merkezi vurgusu nedir? Erkeğe diyor ki sahip olduğun imkanlardan cimrilik yapma. Eşine gerektiği kadar harcamada bulun. Onu ekonomik bakımdan destekle. Asla gözü kimsede olmasın. Kimseye imrendirme eşini diyor. Sahip olduğun imkanlarını harca. Bunun için evlendin. Evlenirken böyle söz verdin. Sana insanca bakımını üstleneceğim diye. Tabi o günkü 7. yüzyıldaki koşulları konuşuyoruz. Bugünü konuşmuyoruz. Yani bugün de hanımlar çalışıyor, ekonomik imkanları var vesaire hani o kadar çok da değil ama yine de en azından bir miktar var. 7. yüzyılı konuşuyoruz. Miladi 7. yüzyılı konuşuyoruz. Ve kadının bütün masraflarının ve harcamalarının erkek tarafından karşılandığı bir ortamı konuşuyoruz. Bu orada Allahu Teala diyor ki evlenirken sen buna söz verdin. Sözünü yerine getir. Sahip olduğun imkanlar azsa az, çoksa çok imkanına göre eşine yapman gereken görevleri yerine getir. Şimdi o zaman bu konuda mesajı e, bura çok karışmasın diye müsaadenizle aşağıya yazacağım. E, çok özür dilerim. E, mesajı şuraya aşağıya yazayım. mesaj erkeğe mesaj mali imkanını eşinden esirgeme bu sizin aranızdaki sevgi bağını etkiler. Nitekim birazdan göreceğiz. Sevgi bağını etkiler. Bu erkeğe mesaj. Yani aranızdaki sevgi bağını etkileyecek şekilde cimrilik yapma. Elindeki Allah'ın sana verdiği imkanı, mali imkan neyse Allah ne lütfetmişse onu eşinden esirgeme. Onu eşinden esirgeme sakın öyle bir şey yapma. Dolayısıyla erkeğe Allahu Teala bu mesajı verdi. Şimdi gelelim kadına ne mesaj veriyor. Şimdi de Değerli izleyenler. Fâsalihât, salih hanımlar. Yani evli hanımlar. Burada salih sözcüğü Arapça etimolojik olarak çok detaya girmeyeceğim. Salih sözcüğünün özellikle kullanılması evli hanımların eşleriyle uyumlu oluşuna bir vurgudur. Salih sözcüğü, salih sözcüğü uyum ifade etmesi bakımından önemlidir. Uyumlu olmak Eşleriyle uyumlu olma e, durumuna yapılan bir vurgudur ve salihat sözcüğü aynı zamanda inançlılığa da bir vurgu yapar, dindarlığa da bir vurgu yapar. Ey hanımlar ifadesinde inancın, inancın, uyumluluğun ve dindarlığın vurgulandığını da söylememiz lazım. Evet ey hanımlar, evli hanımlar, evlilik bağına duyarlı hanımlar, inançlı hanımlar, bu hanımlar, bu mesajın ikinci bölümünde yer alan kadınlar, kadınlar, kanitattırlar. Genel olarak tercümelerde itaatkardır vurgusuyla erkeğe itaat anlaşılacak şekilde anlam vermişlerdir ki kesinlikle yanlıştır. Bu sözcük kanete sözcüğü ibadet etmektir. Allah'a itaattır. Sözcüğün zaten kök anlamı budur. Kadınlar Allah'a itaatkar kadınlar. Allah'a itaatkar olan hanımlar. Erkeğe itaattan söz etmiyor. Böyle bir şey e, vurgusu yok ayet-i kerimenin. Allah'a itaatkar olan Allah'a verdiği söze sadık olan, Allahu Teala'ya inancında samimi olan kadınlar. Aynı zamanda bu kadınlar hafizat. Hafizat koruyan, kollayan demektir. Koruyan, kollayan. Yani dikkatli, hassas anlamındadır. Dikkatli ve hassastırlar. Bu kadınlar dikkatli ve hassastırlar. Neye karşı dikkatli ve hassastırlar? Lil gaybi. Bakın orada erkeğin namusuna, efendim malına, mülküne karşı diye gayba anlam vermişlerdi. Ee, bu konuda e, dipnotta verdikleri bu anlam aslında dipnotta değil. E, metnin içerisinde verilmesi lazım. Çünkü tercüme ediyorsak bu kelime metnin içindedir ve metnin içinde vermemiz lazımdır. Kadınlarla ilgili mesajın en önemli... E, kelimesine e, geldik. Mesajın buradaki anahtar kavramı hemen hemen bu gayip sözcüdür diyebiliriz. Gayip sözcüğüne geldik. Değerli izleyenler gayip sözcüğü, gayip e, görünenin aksi demektir. Görünen Görünenin zıt anlamlısı gayiptir. Yani görünmeyen demektir. Diğer bir anlamına gelirsek, bu bağlamda ayetin içinde geçtiği anlamına gelecek olursak gayb sözcüğüyle Allahu Teala'nın burada vurguladığı hususu farklı bir renkle yazmak istiyorum müsaadenizle gayb kadının kadının kocasını aldatma imkanıdır. Evet yani gayip öyle bir durumdur ki bir durumdan söz ediyor. Öyle bir durumdur ki kadın kocasını aldatsa kimsenin ruhu duymayacak. İşte böyle durumlarda kocasını aldatabilme imkanlarının söz konusu olduğu durumlarda hassastır, koruyucudur, kollayıcıdır, dikkatlidir kadın. Çünkü Kanitattır, inançlıdır, Allah'a inanır, değerlere inanır, evliliğe inanır, kadın erkek hukukuna inanır. Bir değeri vardır, değer yargısı vardır, dokunulmazları vardır, kırmızı çizgileri vardır bu hanımların, ahlaki değerleri vardır. Ve bu değerler nedeniyle bu değerlerin çiğnenebileceği durumlar söz konusu olduğunda bile... Asla bu kırmızı çizgiyi çizmezler bu hanımlar, Salih hanımlar. Bu kadınlar asla bu kırmızı çizgiyi aşmazlar diyor Allahu Teala. Neden? Bakın yine burada bir var. Bakın aynı edat şuradaki edatlar gibi, bakın buradaki edatlar gibi bir bu gayip sözcüğüne bağlayarak cümleyi şuraya bağlayarak Hafizallah. Çünkü Allah o kadınların iffetine iffetine titriyor. İffetine iffetini gözetiyor. Allah o kadınların iffetli olmaları hususunda hassas. Allah o kadınların iffetli olmaları, ahlaki değerlerinin ve çizgilerinin olması konusunu Allah gözetiyor, koruyor. Onların böyle bir değerlere sahip olmaları hususunda Allah hassas. Hassasiyet gösteriyor. E bu Allah'ın gösterdiği hassasiyete kanitat. Bakın kadınlar itaatkardır. O zaman kadınlar kocalarına değil neye itaatkarlarmış? Allah'ın hassasiyetine. Allah'ın gösterdiği titizliğe hassastırlar kadınlar. Allah neye titizlik gösteriyor? Ey hanımlar iffetinizi koruyun. Evlisiniz siz. Kocalarınıza karşı onların da size karşı sorumlulukları var. Dolayısıyla Kocalarınızı aldatma imkanı bulduğunuz yerlerde bile ve bunu hiç kimsenin fark edemeyeceği ortamlarda bile Allah'ı unutmayın. Siz dindar, inançlısınız. Allah'ı unutmayın. Allah'ın sizin iffetinize verdiği değeri hatırlayın. Allah'ın sizin için koyduğu kırmızı çizgileri hatırlayın ve asla yanlış bir şey yapmayın. Çünkü sizin evlilik bağında taraflar olarak size düşen ve hassasiyetle yerine getirmeniz gereken hususta iffetinizdir ve kocanıza sadık kalmanızdır diyor Kur'an-ı Kerim. Aynı sözleri biraz sonra erkeğe de diyecek. Hani aklınıza gelir ki niye kadına söylüyor, erkeğe söylemiyor. Hemen biraz sonra 128. ayette aynı sözleri Allahu Teala erkeğe de söyleyecek. O zaman şimdi cümlenin ikincisini anlamlandıralım. Allahu Teala buyuruyor ki Evlilik bağının farkında olan, inançlı, değerli, ilkeleri olan kadınlar kocalarını aldatma imkanının bulunduğu durumlarda bile Allah'ın onların iffetlerine gösterdiği hassasiyete itaat ederek onu o hassasiyeti dikkate alarak bu konuda hassastırlar, titizdirler ve dikkatlidirler. Asla iffetlerine, ahlaki değerlerine aykırı bir davranışta bulunmazlar. Bulunmamalıdırlar diyor Allah Teala. Gördüğünüz gibi değerli izleyenler Nisa suresinin 34. ayetindeki iki cümlenin başında erkeklere verilen mesaj arkasında kadınlara verilen mesaj çok önemli olarak evliliğin iki tarafına evlilik müessesesinin yuvanın yıkılmasının iki sütununa iki tarafına son derece önemli verdiği mesajlarıyla dikkatimizi çekiyor. Şimdi ikinci mesajı yazalım. Mesajı 2. Iki. Evet. İkinci mesajı yazalım. Mesaj 2 Kadına verilen mesaj. Kadına verilen mesaj. İffetinizi iffetinizi koruyun. İffetinizi koruyun. Yani eşiniz sizin sadakatinizden emin olsun. Bunu birazdan göreceğiz. Aynısını erkeğe de söyleyecek Cenab-ı Hak. Erkeğe de diyecekti. Hanımın senin sadakatinden emin olsun. Demek ki bu burada Allahu Teala'nın kadın erkek ayırması falan yok. Kadına da aynı şeyi söylüyor, erkeğe de aynı şeyi söylüyor. İkisine de gereken mesajı veriyor. Amaç ne? Evlilik bağı kopmasın, evlilik yıkılmasın. Hocam bu verdiğin anlamlarda daha evliliğin yıkılmasına ilişkin bir şey yok. Evet yok, yeni geliyoruz. Mesajları okuduk. Şimdi evlilik bağının kopması, yuvanın yıkılmasına ilişkin bölüme geldik. Ve asıl problemli olan e, ve... Kavganın çıktı, kıyametlerin koptu ifade cümleye de yeni gelmiş olduk. Umarım buraya kadar ifade ettiklerim anlaşılmıştır. Mümkün olduğunca e, akademik ve ilahiyat dilini kullanmamaya, anlaşılabilir bir Türkçe ile konuyu ifade etmeye çalıştım. Umarım başarabilmişimdir. Şimdi e, ayeti kelimede Allahu Teala devamında devamında erkeklere er ricala erkeklere diyor ki nuşuzehunne bu sözcük çok önemli şu nuşuz sözcüğü özellikle nuşuz sözcüğü vallati kadınlar tahafune nuşuzehunne nuşuzlarından korktuğunuz kadınlar yani evli erkeklere diyor erkeğe diyor ki erke, kadın nüşuz içinde. Kadının nüşuzundan ne korkuyor. Kaygılısın. Endişeli olduğunu söylüyor. Diyor ki ey erkekler eşlerinizin nüşuzundan kaygınız var, şüpheniz var, endişeniz varsa. Peki ne demek efendim nüşuz? Az sonra bu kelimenin nuşuzehunne bakın kadınların nüshuzu demektir. Nüshuz şu kelime. Az sonra aynı kelimenin aynı kelimenin burada nuşuzen ve iradan bakın nuşuzen ve iradan aynı şekilde erkek için de kullanıldığını göreceğiz. Dolayısıyla maallerde verilen kadının erkeğe karşı evlilik görevlerini yerine getirmemesi şeklinde söylenen ifade edilen verilen anlamın ne kadar hatalı anlam olduğunu görmek bakımından da bu son derece önemli. Nuşuz sözcüğü kadının erkeğe karşı görevini yerine getirmemesi, evlilik yükümlülüklerini e, e, ifa etmekten kaçınması demek değil. Nuşuz sözcüğü gayet açık bir şekilde değerli izleyenler kadının kadının gözünün dışarıda olmasıdır dışarıda olması. Yani kadın erkekten soğumuş. Ve erkeği ne istemiyor? Gözü dışarıda. Bu kadar açık, net yani nuşuz. Aşağıda da işaretledik burada. Aynı şekilde erkeğin hanımından soğuyup gözünün dışarıda olduğunu Allah örnekleyecek. Yani iki örneği var. Bir burada okuduğumuz metinde bu ifadelerde kadının gözünün dışarıda oluşu söz konusu ediliyor. Aşağıda da erkeğin gözünün dışarıda oluşu söz konusu edilecek. Ve bu iki ayet-i kerime birlikte anlamlandırıldığında çok net biçimde Allahu Teala'nın hem kadına hem erke verdiği mesajlar e, anlaşılmış olacak. Aksi takdirde bunları ayrı ayrı okuyarak bu mesajları görebilmek mümkün değil. Tekrar söylüyorum Ey erkekler eşlerinizin sizden soğuduğunu fark eder. Onların gözlerinin dışarıda olduğunu görürseniz ya da bu konuda bir kaygınız bir endişeniz olursa şunları yapın diye aşama aşama efendim şunları yapın diye üç aşama öğütte bulunuyor Cenab-ı Hak. Üç aşamalı bu problemi nasıl çözeceklerine ilişkin erkeklere bir yol gösteriyor. Aynı yolu biraz sonra diğer ayet-i kerimede kadınlara gösterdiğini de okuyacağız. Erkeklere gösteriyor. Ben bunu sınıflarda derslerimizde işlerken öğrencilere biraz da konuyu hem daha rahat anlasınlar hem de sıkılmasınlar diye şöyle bazı mesajlar vererek anlatıyorum. Sizin de epeyce yorulduğunuz düşünerek biraz e, zihninizin de dinleneceği bir üslupla konuyu müsaadenizle müşhuz sözcüğünü şu ifadeyi biraz kadının gözünün dışarıda olması hususunu açalım. Erkek fark ediyor ki diyelim ki e, erkek Ali eşi de Fatma olsun. Ali fark ediyor ki Fatma'da biraz değişiklikler var. Bu değişiklikleri pişirdiği yemekten, kurduğu sofradan, ev düzeninden, eşini karşılamasından, efendim aklınıza ne gelirse bir evlilik hayatında görebileceğiniz her hususa yansıyarak yavaş yavaş kendisini belli ediyor. Ve arada da bir Fatma mesajlarda, telefonlarında, işte bilgisayarında falan e, takıldığı şeyler var bilgisayarı şifreli e, telefonu şifreli eşiden saklıyor bilmem ne yapıyor eşi kuş kullanıyor yani Fatma'da bir haller var diyor Ali bu Fatmada bir haller var yani Fatm'anın durumu iyi değil Fatm'anın kendisinden soğuduğunu, eski sıcaklığın ve sevginin aralarında kalmadığını görüyor. Nüşuz budur. İşte Allahu Teala diyor ki: "Ey Ali! Ey Ali! Fatma'da böyle haller görürsen, Fatma'nın senden soğuduğunu, aranızda bir soğukluk olduğunu hissedersen ve sen de hala Fatma'yı seviyorsan, Şimdi aklını başına al. Fatmayı kaybetmek üzeresin. Onu yeniden kazan diyor Allahu Teala. Aklını başına al. Ey Ali, Fatma gidiyor. Fatmayı kaybediyorsun. Aklını başına al, Fatmayı kazan. Peki ne yapacağız şimdi Fatmayı kazanmak için? Faizuhunne. Burada çoğul olarak tabii erkekleri söylüyor. Onlara öğüt verin diye işte efendim Mahalde de az önce okuduk. Öğüt verin, nasihat verin. Çağırıp karşına oturt, öğüt ver, nasihat ver diye anlam veriyorlar. Şimdi tabii bu erkekle kadının arasında meydana gelen çok ciddi bir problemin böyle bir cümlede hemen kelimelerle okunması gibi anlamlar verirseniz oradaki mesajı kaybedersiniz. İşte tam da hermenotik dediğimiz yorum bilim, hermenotik dediğimiz anlam bilim, hermenotik dediğimiz bir metnin adeta bir senaryo gibi canlandırılması, metnin adeta tarihle ve tarihsel arka planıyla bütünleştirilmesi, onu canlı kanlı hale getirmesi hususu da tam da burada devreye giriyor. İşte hermenötik tam da burada lazım. Tam da burada bu ifadeleri doğru anlamamız açısından bir zorunluluktur ve Kur'anla, hadisle, dini metinlerle, felsefi metinlerle, edebi metinlerle uğraşan herkesin hermenötik yöntemden haberdar olmaları zorunludur. Neden? Çünkü buna hemen nasihat et, vaaz et diye anlam verip geçemeyiz. Nasihat et. Ne nasihat edecek Ali? Gel Fatma otur bakalım karşıma. Sen ne yapıyorsun Fatma? Ne hal bu haller? Ne oluyor? Telefon, mesaj bir şey falan. Bak aklını başına al. Böyle olmaz. Biz karı kocayız, eviz. Şu bu yüz. Bu mu? Ya da biraz yumuşak daha yumuşak bir vaaz da edebilir nasihat edebilir. Ya da sert edebilir. Bu mu? Hayır. Arapçada şu sözcük vaaz bu sözcük nasihat vaaz ikna demektir. İkna. İkna etmektir. Yani Allah diyor ki Ali'ye Fatma'yı ikna et yaptığı şeyin yanlış olduğunu ona göster. Fatma'yı öyle bir etkile ki Fatma'nın gözü dışarıdan yeniden içeriye dönsün. Fatma'nın ilgisi yeniden Ali'ye teveccüh etsin. Bunun yolu sadece sandalyeyi çekip karşısına geçip Fatma'yla konuşmak değil. Ya Ey Ali şapkanı çıkar bir düşün bakalım. Bu seni seven Fatma'ya ne oldu da şimdi senden soğudu? Ayetin başına dönelim. Errical ey erkekler. Diyor ya allah Teala. Ey Ali bir düşün bakalım. Neleri yapmadın da Fatma senden soğudu? Onun senden soğumasında senin payını hiç düşündün mü? Faizuhun'na bakın. Onlara nasihat et de önce kendine bir bak bakalım. Tamam Fatma'ya nasihat edelim ama bir önce kendimize de bir bakalım. Ben ne yapmadım acaba da? Hangi görevimi yapmadım? E ee, Ali hangi görevi soruyorsun yapmadığın? Doğum günü geldi hatırlamadın, evlilik yıl geldi hatırlamadın, nişan geçti hatırlamadın, söz geçti hatırlamadın. Bir gün bir çiçek alıp gelmedin. Bir gün onu yemeğe götürmedin, bir gün sinemaya götürmedin, bir gün sürpriz yapmadın. Bir gün telefonunu yenileyelim demedin. Bir gün seninle tatile gidelim demedin. Bir gün annene gidelim, bir gün babana gidelim. Bir gün seni çok seviyorum, bugün sana sürpriz yaptım, hayatım şudur budur. Ali, iki gözüm Yapmadığın o kadar çok şey var ki Fatma'yı senden soğutacak. O kadar çok şey var ki yaptın. Senden başkasını görmeyen Fatma şimdi neden başkalarına bakmaya çalışıyor? Aklını bir başına al. İşte bu mesajı doğru aldığında mümin eşinin kendisinden soğuduğunu fark edince şöyle bir oturur kalemi eline alır. Ben acaba neler yapmadım diye bunları bir not eder az önce benim saydığım gibi. Bir gün çiçek sürprizi yapar, bir gün yemek sürprizi yapar. Telefon açar. Fatma bugün sakın bir şey yapma. Seni yemeğe götüreceğim. Sana bugün bir sürprizim var. Hazırlan gelip seni alıyorum. Alışverişe götürür. Onu memnun edecek. Ona kocasının onunla ilgilendiğini, onu sevdiğini, ona değer verdiğini hissettirecek çok önemli bir adım atar. Onun için İngilizlerin çok güzel bir özdeyişleri, sözleri var. Orada der ki, Don't say I love you, let it, I feel it, let me I feel it der İngilizler. Bana seni seviyorum deme. Bırak da onu ben hissedeyim, onu göreyim der. Bu özde işte. Fatmaya bir hissettir. Ve o pişman olsun. Ben böyle bir eşime karşı nasıl dışarı bakarım desin. Yeniden sevgisiyle sana yönelsin. Bunu baş, bunu başar. Ha, çekip karşımıza biz vaaz etmekten şunu anlarsak genelde hani çoğumuz maalesef böyle anlıyoruz. Öğrencilerimize nasihat ederken de e, böyle nasihat ediyoruz e, maalesef. Canınıza okurum. Şöyle yaparım. Böyle derim. Aklını başına al. Bu sana sön sözüm. Bu şudur. Bu şekilde zaten senden soğumuş birini iyice soğutmuş olursunuz. Demek ki bakın fazuhen öyle bir kimeyle tercüme yapılıp geçilecek bir mesaj değil. Karşılıklı olarak hatalarımızı görmemizi, özellikle de burada kadının gözü dışarıda olduğu için ve hitap erkeğe olduğu için erkeğin şapkasını çıkarıp düşünmesi gerekiyor. Ben ne yaptım ki eşimin gözü dışarıda? Şimdi bu birinci aşama. Ali Fatma'nın gözünü yeniden kendine döndürmek için çiçek getirdi olmadı, sinemaya götürdü olmadı, yemeğe götürdü olmadı, telefonunu değişti olmadı, onu yaptı, bunu yaptı, ne yaptı olmadı. Fatma'nın gözü hala dışarıda. Birinci aşama bitti. Şimdi ikinci aşamaya geldi. وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَطَاجِ Deniyor ki, bunun anlamı doğrudur. Yatağı terk et. Yatağı terk et. Genelde tarihselci arkadaşlarımızda bu ayet-i kerimeye anlam verirken e, bunun ayetlerin nazil olduğu 7. yüzyıl Arabistan'ında daha önce de daha sonra da malum çok eşlilik var. Çok eşli evli evlerde evliliklerde işte kadının yatağını terk edersen diğer hanımlarla meşg, e, meşgul olursan bu kıskançlık yapar sana yeniden döner gibi bir anlam veriyorlar ki bu hem mesajla çelişir, mesajla çelişir, hem ayetin anlamıyla çelişir, hem de uyumu bozar, cümlenin uyumunu bozar. Neden? Çünkü bakın. Nüşuz neydi? Kadının gözü dışarıdaydı. Zaten erkekten soğumuş. Erkek onunla yatmayı, yatakta beraber olmayı terk ederse, o oh, Ali diyelim ki Fatma ile yatmayı terk etti ve Fatma'nın canına minnet bir göz arıyordu gökte. Yerde iki göz buldu. Daha daha canla minnet. Zaten Ali'nin yüzünü görmek istemiyor. Bir de onunla yatmıyor. Daha o, o ne daha ne istesin? Fatma'nın aradığı da bu zaten. Böyle anlam verilebilir mi? Bu caydırıcı bir şey olur mu? Bu Fatma'yı geri döndürür mü? Fatma'nın tam da istediği bu. O zaman yatakta vahci ruhun ne hecara bakın terk edin Onları filme dacı yatakta birlikte yatmayın mesajı o zaman sözcüklerin zahiri anlamlarında hemen fark edilemeyen ancak bir hermönetik okumayla fark edilebilecek bir anlamın burada olduğunu görüyoruz nedir o diyor ki Cenab-ı Hak Aliye Ali bak çiçek getirdin olmadı yemek getirdin olmadı bunu bunu yaptın malını mülkünü serveti döktün olmuyor. Şimdi ikinci aşamaya geç. Daha ciddi bir yol dene. Nedir o? Belli ki Fatma senden iyi soğumuş. Bu kadar yaptıklarına göre sana yeniden dönüş yapması lazımdı. Dönmedi birinci aşama. Dönmedi. Şimdi yatağa gitme. Salonda uyu. Bakın yazıyorum. Bunları ben sınıfta da anlatıyorum. Öğrenciler gülüyorlar. Umarım siz de gülüyorsunuzdur. Salonda uyu. Kanepede uyu. Kanepede uyu. Ya da uyuyor gibi yap. Kanepede uyu. Bakalım Fatma gelip üzerine bir battaniye atacak mı? Aa bak bey de burada salonda uyumuş. Şimdi uyandırsam uykusu kaçar. Kıyamam. Canım benim. Ya kanepede mi uyudun? Deyip de üstüne bir battaniye atacak mı? Yoksa iyi iyi orada inşallah yatarsın da sabaha şöyle olur böyle olursun deyip Fatma gidip oh ne güzel rahatça yalnızca yatacak mı? Bakalım sana acıyor mu? Senin yatağa gelmemen onu etkiliyor mu? Yani aranızda ne kadar sevgi bağı kalmış? Seni ne kadar seviyor onu bir yokla. Ondan bir ayrıl hecere ayrılmaktır. Hecera'nın kökeninde küsmek anlamı da var. Yatağa gitmemek küsmektir. Hani eşler küsünce ayrı yatarlar ya. Biri salonda yatar, biri yatakta yatar. Hecera'da bu küsme anlamı da var kökeninde zaten. Dolayısıyla biraz küs ona. Fatma'ya küs biraz. İşte telefon aldın, onu aldın, bunu aldın falan olmuyor. Biraz da naz yap, küs bakalım. Nazlan diyor Cenab-ı Hak. Nazlan. Nazıyın bir etkisi var mı? Nazıyın, Niyazıyın bir karşılığı Fatma'da kalmış mı? Onu gözlemle. Yerde yat, kanepede yat, koltukta yat, sandalyede yat, açık yat, üşü bir şey yap. Bir nazlan. Bakalım Fatma'nın ilgisini çekebilecek misin? İkinci aşama bu. Öyle hemen cinselliğe bağlayıp da zaten dört tane, beş tane hanımı var onunla hiç ilgilenmezsem 3 ay sonra ihtiyaç duyar bana geri döner öyle değil zaten gözü dışarıda sana niye dönsün böyle bir anlam veremeyiz bakalım içinde sana karşı sevgi kalmış mı ama ikinci aşamayı da uyguladık yerde yattık olmadı betonda yattık olmadı açıkta yattık olmadı kapıda yattık olmadı 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 olmuyor Ali ne yaptıysa yapsın Fatma dönmüyor 3. Vadribuhunne. Bakın. Onu hafifçe dövün diyor. Hafifçeyi de nereden çıkarttıysa. Çok inanın çok hayret ediyorum. Televizyonda da kocaman hocalar konuşuyor. Şöyle diyor ki şöyle hafifçe vuracaksın şöyle. Hani böyle yapıyorlar. Umarım görünüyordur. Kolunda böyle yapacakmış. Bu nasıl bir dövmeyse bu? Ya dövmenin de bir şanı şerefi var diyorum da sınıfta gülüyorlar. Böyle dövme mi olur ya? Buna dövme denmez. Ne o? Ben Fatma olsam da Ali böyle beni böyle dövse ona gülerim. Ondan daha çok soğurum ben. Bu ne ya? Ne biçim dövüyorsun? Oysa Allah dövün demiyor ki. Allah aileyi kurtarmanın peşinde ya. Dövün der mi? Üçüncü aşama döv olur mu? Dövdün mü zaten kadıncağız senden soğumuş. Daha sana geri döner mi? Peki Allah bu aileyi yıkmaya mı uğraşıyor, yapmaya mı uğraşıyor? Döverek aile kurtulur mu? Onun için bunun dövmeyle falan kesinlikle alakası yok. Hermenetik olarak metnin uyumu bakımından, anlamın selakati bakımından, anlamın birlikteliği ve bütünlüğü açısından buraya asla dövme anlamı veremeyiz. Çünkü darabe fiili darabe fulan fulanen ayrılmaktır. Ayırmak ayrılmaktır. Diyor ki Ali bu iki aşamayı yaptın. Sonuç alamadın. Biraz ayrılın. Hani baba evine gitmek var ya ayrılın. Fatma'yı babasının evine gönder ya da sen kendi babayın evine git. Fatma evde kalsın ayrılın. Neden? Çünkü ayrılık değerli izleyenler bireylerin düşünmesini sağlar. Yalnız kalmak. Kendimizi dinleriz. Neler yaptık? Bu evliliğimiz neden buralara geldi? Ne oldu bize?" diye sorgularız. Ve ayrılık bireylerin bu düşünmesini sağladığı kadar özlemi de sağlar. Özleriz. Özlemi sağlar. Özleriz. Bir süre sonra arada ayrıldık. Biri babasının evine gitti, biri kendi evinde kaldı. Hangisiyse fark etmez. Mesajlaşırsın. E ne yapıyorsun Ali? Ne yapıyorsun Fatma? biraz bakarsın özlemişsiniz birbirinize ve Allahu Teala diyor ki fein eğer bu ayrılmanın sonucunda birbirinizden en nihayet ayrıldınız geçici olarak boşanma değil bu ayrıldınız bu ayrılık ata'nekum sizi birbirinize bağlar size itaat eder diye anlam vermişler öyle değil uyumdur eski uyumunuzu bağlılığınızı sağlarsa aşk felabuhu aleyhin nebiyle artık yuvanızı kurtardınız yuvanız kurtuldu. Artık başka bir bir şey aramanıza gerek yok. Eğer bu son ayırma durumu sizi birbirinize bağladı ve çok şükür. Bu aşamadan sonra Fatma yeniden Ali'ye döndüyse felabu aleyhin ne artık Fatm'anın durumuna ilişkin, düzeldikten sonra ey Ali sen de dikkat et. Fatma'nın telefonuyla, bilgisayarıyla, şu suyla, bu suyla balkona çıktın. Şöyle oldu, böyle yaptın, bilmem ne yaptın. Bunlarla uğraşma. Fela tebgu aleyhin nesebiyle. Bak düzeldiniz ne güzel Fatma sana döndü. Eskisi gibi oldunuz çok şükür. Kıymetini bil. Ve artık tebgu ala onun aleyhine Fatma'nın aleyhine olacak olumsuz davranışlar tepkiler içinde olma. İnna Allah kana aliyen kebira. Çünkü Allahu Teala işte bu yüce Mevla büyük ve yüce Allah size evliliğinizi kurtarmak için böyle mesaj veriyor diyor ayette. E şimdi sevgili izleyenler Allah için size soruyorum. Şu ayeti kerimenin anlamının içine kadını dövmeyi, erkeğin kadından üstünlüğünü, kadının haşa aşağılandığını, değersizleştirildiği mesajını koyma imkanımız var mıdır? Allah'ın mesajını tahrife ne hakkımız var? Allah'ın kurtarmak istediği aileyi yıkmaya ne hakkımız var? Daha önceki örnekleri konuşurken de söylediğim gibi bu yüce Mevla'nın insanların hayatlarına rehber olmak, yol göstermek, ışık olmak, nur olmak üzere geldiğini ifade buyurduğu vahyin, Kur'an'ın yapıcı olması mı, yıkıcı olması mı gerekiyor? Bunların üzerinde durdum. Bu mesajları anlamak ve okumak dikkat ister, hazırlık ister, yeterlilik ister, yetkinlilik ister, olgunluk ister, aydınlanmış olmayı gerektirir. Öyle her önümüze gelen Türkçe mali alıp önümüze koyarak YouTube'da oturup Beylik beylik laflar konuşmak son derece gayri edebidir, hat bilmemezliktir. Allah kadınları dövün falan demiyor. Erkekler kadınlardan üstündür demiyor. Bak işte İslam'da kadınların yeri ne ki? İşte İslam'da kadınlar ikinci plandadır. Allah söylüyor işte bak İsra Suresi'nde şu ayette bakın böyle. E tercümeyi böyle yapmışlar evet. Peki doğru bir tercüme mi? Hayır. Ben makalemde de yazdım göndereceğim okursunuz. Sınıflarda da söylüyorum derslerde bu konular anlatırken. Eğer vahiy Arapçaysa ki evet Arapçadır. Arapçanın bir grameri varsa ki evet dünya dilleri içerisinde grameri en olgunlaşmış dil Arapçadır. Var. Bu ayete başka türlü hiç kimse mana veremez. Verilecek her türlü mana iddialı konuşuyorum. Ayetin mesajını tahriftir. Buna kimsenin hakkı yoktur. <laughs> Çok özür dilerim. Bir yudum çayda geçti soğudu ama bir yudum alayım. Çok fazla yorulduğunuzu biliyorum. Ama bu mübarek konu Nisa suresinin 34. ayeti. Şu aşağıda yer alan yüz 28. ayetle birlikte okunmazsa, birlikte konuşulmazsa mevzu çok çok yarım kalmış olur. Lütfen beni hoş görün. Bir 15-20 dakikanız daha alacağım. Bu ayet-i de üzerinde duracağım. Ve sonra inşallah toparlayarak e, sohbetin ve konunun mesajını vurgulayarak bitirmeye çalışacağım. Lütfen beni hoş görün ve lütfen bana... E, bir 15-20 dakika lütfedin efendim. Şimdi 34. ayet ile bu 128. ayet bu 128. ayet surenin içinde farklı farklı yerlerde olsa bile konu birliği ve bütünlüğü itibariyle ben bu ayetlerin arka arkaya birlikte bir bütün halinde bir pasaj halinde inmiş olduğunu iddia ediyorum. Çünkü bu ayetler birlikte okunup anlaşılmalıdır. Bunlar bir paragraftır. Bunları böldüğümüz zaman anlamlı bir paragrafı bölmüş, her iki bölünen tarafı da anlaşılmaz hale getirmiş oluruz ki meallerdeki bu ifadelerin biraz da anlaşılamaz olarak tercüme edilmesinin arkasında da bu paragrafın bu şekilde 34. ayet ve 128. ayet olarak bölünmesinden kaynaklanıyor. Oysa Bakın oysa ayet tam da efendim birbirleriyle ilişkili olarak en başta e, okumuş olduğumuz ve anlamlarını altını çizerek vermeye çalıştığımız ayet-i kerime'de Allah erkeklere hitap ederek eşlerinden yani Ali'ye hitap ederek Fatıma'dan bir sıkıntısı olduğunda neler yapacağını söylemişti. Şimdi de ve in imratun eğer Fatıma'nın bir sorunu olursa diyor bakın kadının eğer bir kadın kim Fatıma Ali Fatıma dedik ya öyle devam edelim. Eğer Fatma Hanım'ın bir hafet kaygısı var. Fatma Hanım kaygılı. Kuşkulu. Korkuyor, endişeli. Neden? Min ba'liha kocasından Ali'den şikayeti var. Niye? Nuşuzen çünkü erkek Ali gözü dışarıda. Bakın aynı kelime. Ali'nin gözü dışarıda. Yani Fatma diyor ki bu Ali eskiki gibi değil. Niye? Çünkü sevdiği yemekleri yapıyor, ilgi duymuyor. Ne bileyim elinden geleni geri bırakmıyor yolculuyor, karşılıyor güler yüzüyle vesairesiyle yok bu Ali'de bir değişiklik var bir soğukluk var hissediyor insan hissetmez mi bakışlarından bile hisseder bir soğukluk var Ali'de bir sorun var bakın aynı problem nasıl paragraf devam ediyor görüyor musunuz paragraf bütünlüğü yukarıda erkekti şimdi kadın Fatma eşinin nüşuzundan ve ev burada alternatif değil. Arapça bilenler için söylüyorum. Evin pek çok anlamı var. Arap edebiyatında bu vav wow demektir. Tehkid içindir. E araden. O kadar nüşuz. O kadar gözü dışarıda ki Fatma'yı görmek bile istemiyor. İras yüz çevirmek demektir. Yani Ali'nin elinden gelse Fatma hiç görmeyecek. Ama mecburen eve gelmek zorunda olduğu için geliyor. Bu kadar ileri düzeyde Ali'de sorun var. Ve sonra Fatma gözlemliyor ki Ali bazen eskiden işte beşten çıkar, beş buçuk evde olurdu. Şimdi dokuzda gelmiyor, onda gelmiyor. Bazen gece yarısı geliyor. Soruyorum Ali neredesin? Biraz mesai uzadı, biraz iş çoğaldı. Patron şöyle yaptı, yok bilmem ne yaptı. Bu meşhur bilindik mazeretler malum. E, hafta sonları mesai var. Hafta sonları şehir dışına çıkacağız. Patron şöyle yaptı, patron böyle etti. Fatmanın içine bir kuşku düştü. Ali'yi takip etti ki Ali mesaideyim diyor. Hiç de mesaide çıkmıyor. Hafta sonu şu iş var diyor. Bakıyor ki hafta sonu başka işler karıştırıyor Ali. Bakın. Aynı durum yukarıda Fatıma'dan dolayı Ali'nin başına gelmişti. Şimdi de Ali'den dolayı Fatıma'nın başına gelecek. Allah iki örneği de aynı şekilde veriyor ki mesajlara kadın erkek karşılıklı dikkat edilsin diye. <laughs> Ve buraya dikkat buyurun lütfen. Bu iki ayet neden arka arkaya okunmalı bakın? Neden? Şu ayetin devamında bu ayet okunmazsa şu ayete, 128. ayete asla anlam verilemez. Nitekim verilememiş hemen verilemezi ispatlayalım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın 128. ayete nasıl anlam verdiğini müsaadenizle hemen okuyorum. Neden böyle iddialı söylüyorum? Verilemiyor. Bakın, verdiği anlam şu. Eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından bakın kötü davranma demiş. Yahut yüz çevirmesinden endişe ederse uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisinde de ikisine de bir günah yoktur. Buyurun. Türkçe bilen, azıcık Türkçeden anlayan, azıcık Türkçe okuduğunu anlama kabiliyeti olan kim varsa ona bunu okutun lütfen bu cümleyi. Bir şey anlıyor mu? Ne demek ya Allah aşkına? Kadın kocasının kendisinden soğuduğunu, onu terk ettiğini görecek ve sonra diyor ki ikisine de uzlaşarak aralarını düzeltip barışmalarında bir günah yoktur diyor. Bak bak bak. Ya niye günah olsun ki barışma niye günah olsun? Barışmada niye günah olur? Birazdan konuşacağız bu ayet bakın böyle bir mana verirseniz bunu kimse anlamaz. Okuyor Türkçe adam diyor ki Allah Allah uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmada günah olmaz ki ayrılmada olur olursa. Uzlaşma niye günah olsun? Uzlaşmak daha hayırlıdır diyor. Ve az sonra mana verirken göreceksiniz bunların ne kadar hatalı anlamlar olduğunu. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır kılınmıştır. Bu da ne demekse ben hala anlamıyorum bu cümlenin Türkçesini. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutuklara hazır, elverişli kılınmıştır. Nasıl bir Türkçe ise. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sevgili izleyenler. İşte meallerin insanların Kur'an'ın mesajı ve nuruyla buluşmalarını engellemesinin sebebi bu. 23 yılda dünyanın en bedevi toplumunu en medeni topluma dönüştüren bir vahim, bu çeviriler sebebiyle bizim yolumuzu aydınlatamayışı, bize nur ve ışık olamayışı işte buradan geliyor. Ya. Bir kere bakın. En yuslaha beynehuma sulha barışmak demektir. Barışmak. Barışmalarında günah yoktur. Bakın, şimdi bunu ayrı ayrı okursanız hani küstüler mi ki barışsınlar? Evet, küstüler. Nerede? Yukarıda bakın. Hemen yukarıda. Bakın. Hemen yukarıda. Bakın küstüler ya, ayrıldılar ya. Vadribuhunne ayrıldılar ya, küstüler, ayrıldılar. Bakın paragraf aşağıda. Bunun devamı olduğu için Allah tekrar etmiyor. Yukarıda erkek hanımına yani Ali Fatma'da nüşuz gördüğünde üç aşamalı ne yaptıysa aynısını aynısını bu defa Fatma'da Ali'ye yapacak. Yani ve in imraatun ey Fatma hafet min ba'liha Ali'de bir gözü dışarıda olma nuşuz ve iarat senden yüz çevirme durumu gördüysen yukarıdaki ayet atıf yapıyor ya bir paragraf bu yukarıdaki üç aşamayı sen de yap Ali'nin yaptıklarını ey Fatıma sen de eşarbını çıkar Ali şapkasını çıkarmıştı sen de eşarbını çıkar bir düşün bakalım sen ne yaptın da acaba Ali senden soğudu? Ali'ye yeterince sevgi mi göstermedin? İlgi mi göstermedin? Alaka mı göstermedin? Bir otur düşün. Hani vardı ya vayzuhun ne vahcruhun. Bir düşün, şapkanı bir çıkar. Ali'nin dikkatini çekecek, yeniden sevgisini kazanacak bir çırpın, bir çaba göster, bir gayret sarf et. Olmadı. Bu defa da sen kanepede yat, yerde yat, açıkta yat bakalım. Ali ile yatma. Ali memnun mu oluyor? Yoksa seni alıp gitmeden Ali uyumuyor mu? Bir bak bakalım. Olmadı nazlan. Olmadı Ali ben biraz babamın evine gitsem nasıl olur? Hani Allah Resulü Ayşe validemize iftira atıldığında uzun süre biraz soğuk oldu araları. Baktım diyor Ayşe validemiz. Resulullah benimle ilgilenmiyor bana soğuk duruyor. Dedim ki ya Resulallah istersen ben biraz babamın evine gideyim. Evet Fatma elinden geleni yaptı Ali düzelmiyor. Ali ben istersen biraz babamın evine gideyim. Olur mu? Evet gitti bakın şimdi. Şuraya yazalım. Fatma babasının evine gitti. Fatma baba evine gitti. Bir süre sonra işte Ali düşündü, taşındı, hata ettim ben. Fatıma'nın kıymetini bilmedim. Neden böyle yaptım? Mesaj attı. Hayatım seni gelsem alsam, babanı da bir ziyaret etsem nasıl olur, ne yapalım? Yeter artık seni özledim. Şöyle oldu, böyle oldu. Barışacaklar. Sulh ya. Barış. 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 Ama çekiniyorlar. Niye? Çünkü sosyal hayat ya konu komşu var. Fatma babasının evine gidince hani heyecanlı komşular devreye girer hemen. Fatma gelmiş gözün aydın hanım nasıl ne var iyi mi işler Ali ile araları nasıl şöyle mi böyle mi falan filan. Biraz Fatma'nın kalması uzun sürünce e, Fatma geri niye dönmüyor ne yapıyor bu Ali ile aralarında bir şey mi var dedikodu çabuk yayılır ya. Bunlar ayrıldı herhalde şöyle oldu böyle oldu. Hatta annesi ağzından kaçırdı diyelim ya da ne bileyim işte Fatma ile Ali'nin arası da yok gibi sanki falan da dedi. Ama sonra da bunlar arayı düzeltmek istedi. Şimdi el alem ne der? Tekrar düzelsek, tekrar barışsak, tekrar bir araya gelsek. Acaba el alem ne der? Bakın el alem ne der? Allah diyor ki bırakın el alemi. Fela ha aleyhima en yusliha beynekuma beyneha e, efendim sulha. El alem ne diyecek? Barışa kim ne der? Ve sulh hayır. Sulh barış esastır. Barışmak hayatın, yaşamın esasıdır. Barış esastır. Elin alemin lafını şunun bunun sözünü boş verin. Barışını hemen Hiç Barışta bir ayıp olur mu? Cunah, günah değil. Aynı zamanda burada ayıp, kusur. Hiç tekrar bir araya gelmekte, tekrar bir arada olmakta aranızda ne yaşanmış olursa olsun, hangi boyutta olursa olsun belli düzeyde niye bir araya gelmeniz kötü olsun? Niye barışmanız günah olsun? Niye barışmak ayıp olsun? Bakın yukarıyla bağladık. Bakın yukarıyla birleştirdik. Anlam ne kadar oturdu. Ama bunu ayrıca okursanız şu 128'i paranteze alalım böylece ayrıca okursanız yukarıdan bağımsız insanlar diyor ki bak bak görüyor musun Allah erkeğe gelince ona nasihat et şöyle yap döv diyordu kadına gelince hemen kocanda böyle böyle kusur bulursan sen yine de barış ona niye hiçbir şey demiyor şöyle yap böyle yap demiyor bak Allah kadın erkek ayrıcalık yapıyor diyor böyle diyorlar eleştirenler e siz metin okumayı bilmezseniz, anlam vermeyi bilmezseniz, her mönetikten haberiniz olmazsa tabii böyle söylersiniz. Bu bir paragraf, birlikte inmiş ayetler. Ve birbirleriyle birlikte ancak anlamlı olur, anlaşılabilir olurlar. Ve gördüğünüz gibi değerli izleyenler, bu aşamaları kaydediyor. Fatma, Ali ile birlikte, sonra Allah diyor ki ayrıldınız bir süredir farklı yerlerde yaşıyorsunuz. Birleşmeye karar verdiyseniz hiçbir şeyi kafaya takmayın. Hiçbir şeyi ciddiye almayın. Kim ne der, kim nasıl tartar, kim nasıl düşünür, kim nasıl yorumlar hiç önemli değil. Barış esastır. Ve sulhu hayır hayatta barış esastır. Barışın, hemen barışın. Hemen barışın. Barıştılar. Barıştı. Barıştılar. Bakın dikkat edin. Çok önemli bir noktaya geldik. Barıştınız değil mi? Yukarıda ayette ne diyordu? Şurada fela bakın şu ayette erkeğe diyordu ki Fatma ile aranızda bu üçüncü sıradaki ayrılma eğer netice verirse netice alırsanız artık kurcalama diyor Ali'ye. Fatma'nın hallerini kurcalama diyor. Şimdi de kadına diyor ki bak birleştiniz. Yeniden bir araya geldiniz. Artık ve uhzirat el enfus eşşuhha. şu kıskançlık demek. Enfüs nefis insanlar demektir. İnsanlar konuşmama başlarken ayetin başında bir nefisten, nefsten bir tözden yaratılmış diye bahsettik ya. insan insanın yaratıldığı maya, mayamız esasımız, tözümüz özümüz kıskançtır. Ohlirat da hazır kılınmıştır falan değil. Bu fiil böyle kullanılır zaten. İnsanlar yaratılış demek bu yaratılışı itibariyle kıskançtır. İnsanlar yaratılışları itibariyle kıskançtırlar. Nefislerinizde kıskançlık var. Birbirinizi kıskanacaksınız. Bu doğanızda var. Ama ve in tuhsinu ve tetteku tuhsinu ifadesi diğergamlıktır. Özveridir. Birbirinize diğergam, özveriyle davranırsanız, iyilikle muamele eder, iyi gözle bakarsanız ve tetekû kadın kendisine, erkek kendisine dikkat eder, dikkat eder. Kendinize çeki düzen verirseniz Allah sizin yaptıklarınızı bilmektedir. İnşallah sonunuz hayırlı olacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki burada Fatma'ya diyor ki tekrar eşinle birleştiğinde barıştığında barıştığında eskideki hallerini hatırlama eski defteri kapat yeni bir sayfa aç önüne bak geleceğe bak ve Ali'nin davranışlarında yeniden kıskançlık krizlerine girme. Erkeğe de diyor bu. Kıskançlık krizlerine girmeyin. Bakın enfüs hem erkeğe hem kadına rağıştır. Erkeğe de diyor. Fatma'ya balkona çıktın. Şöyle oldu böyle oldu. Ya da Fatma Ali ile gidiyorsun. Sen nereye bakıyorsun Ali? Gözün nerede Ali? Kimi görüyor Ali? Böyle yapmayın. Bilim ki, ben sınıfta da bunu söylüyorum öğrencilerime arkadaşlar. Seven göz kördür. Evet. Ali Fatma'yı seviyorsa zaten başkasını görmez. Gördüklerini de Fatma olarak görür zaten. Fatma'dır. Çünkü Mecnun Leyla'dan başkasına kördür. Sevgi. Sevmiyorsa zaten Fatma'yı hiç görmüyor demektir. Zaten o birliktelik hatalı bir birlikteliktir. Ama sevginin olduğu yerde sevgi insanın gözünü başkasına kör eder. Kıskançlığa girmeyin. Ali nereye bakarsa baksın beni görür de. Fatma sen böyle de kendinden emin ol. Benim Alim nereye bakarsa baksın beni görür. Değil mi? Mecnun öyle diyor. Nereye baksam Leyla'yı görüyorum her şey Leyla oldu bana. Ali de diyecek ki Fatma'nın gözü benden başkasını görmez. Kime baksa beni görür. Ne güzel buyurmuş Neşe Dustamız değil mi? Beni senden ayrı görme. Sen benimsin, ben seninim. İkimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim diyor. arayıp da öz yarini bulmayan, yarin bulup yar kıymetin bilmeyen, iki vücut bir tek gönül olmayan, ne yaşamış, ne yaşıyor, ne yaşar diyor. Evet, böyle bakmak lazım. Böyle karşılıklı güven içinde olmanızı. Allahu Teala aileleri, yuvayı böyle kurtarmaya çalışıyor. Birbirinize iyilikle, iyi gözle bakarak Sorumluluklarınızda titiz olarak tetteku hem Allah'a karşı hem birbirlerinize karşı titizlikle davranarak yaşarsanız yıkılmakta olan ailenizi kurtarmış olursunuz. Bu kadar sabırla beni dinlediğiniz için size çok minnettarım. Şimdi bitiriyorum. Mesajla bitireceğim. Dolayısıyla Mesaj 34 128. ayetler Kadın erkek ayrımı iddiasını reddeder. Gördük. Allah kadını erkekten ayırmıyor. İkisine birlikte mesaj veriyor, ikisini birlikte alıyor. Problemi hem erkek boyutuyla el alıyor, hem kadın boyutuyla el alıyor. Çözümü aynı biçimde hem erkeğe hem kadına yöneltiyor. Artık bundan sonrası erkekle kadının kendisine kalmış. Kur'an'ın amacı yol göstermektir, hidayettir. Böyle bir sohbetin sınırları içinde ele alınamayacak kadar geniş olan böyle bir konuyu genel izleyiciler huzurunda anlatmayı denedim. Daha sade, daha anlaşılır bir dille, mümkün olduğunca akademik ve e, ilahiyat dilini kullanmamaya çalışarak e, yapmış olduğum bu konuşma ve açıklamaların siz değerli izleyenlerimin Bunca zaman ayırmış olan izleyicilerimizin inşallah e, konuya bakışlarında bir yeni perspektif açmıştır, konunun anlaşılmasına katkı sağlamıştır, meramım anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Bir kez daha sabırla bunca zaman içerisinde beni dinlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için hepinize hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Önümüzdeki hafta inşallah bu eşitlik konusuna değineceğim diye söz verdim. Bu konuyu konuşmak üzere buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz efendim. Saygılarımı arz ediyorum hürmetlerimle.